arkası yarın. Miras uğruna. 7. bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Ünal Bolat. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Kezban, kocası bir iftira sonucu hapse düşünce ailesine bakmak için yaşlı, zengin bir kadının konağına hizmetçi olarak girer. Konak sahibi Huriye Hanım çok zengin ama hastadır. Kumarbaz ve ayyaş olan oğluyla kızı yaşlı kadının ölümünü dört gözle beklemektedirler. Zira her iki evlat da annelerinin mirasına göz dikmişlerdir. Hizmetine baktığı kadının çocuklarının ahlaksız olduğunu anlayan Kezban konaktan ayrılmaya karar verir. Ancak aynı gece yaşlı kadın ölür. Belediye doktoru kadının ölümünü şüpheli bularak cesede otopsi yapılmasını ister ve durumu savcılığa bildirir. Bunun üzerine konağa gelen cinayet masası komiseri Kezban da dahil olmak üzere yaşlı kadının oğlu, kızı, damadı ve avukatını katil zanlısı olarak sorgular. Öte yandan Huriye Hanım'ın cesedine otopsi yapılmaktadır. Ancak henüz otopsi raporu polisin eline geçmemiştir. Yaşlı kadın eceliyle mi ölmüştür yoksa bir cinayete mi kurban gitmiştir? Bu sonuç hem polisi hem de Kezban ve diğerlerini ziyadesiyle ilgilendirmektedir. İşte yaşlı kadının cesedi komiser bey. Tespitlerini anlat doktor. Kadının ölümü normal mi yoksa? Cinayet. Cinayet mi? Yani bu kadını öldürmüşler mi? Evet. Vücuduna gereğinden fazla insülin zerk ederek ölümüne sebep olmuşlar. Ölümüne şekerinin çok düşmesi sebep olmuş. Yani? Birileri kadına üst üste insülin iğnesi yapmış komiser bey. Bir dakika. Birileri dedin. Yani bu işi yapan bir kişi değil mi? Bakın komiser bey. Kadının sol koluna dikkat edin şimdi. Gözlerin iyi görüyor değil mi? Hayır. İzin ver de gözlüğümü takayım. Şimdi göster. Bak. Sol kolda damara yakın yerde iki tane iğne izi var. Görüyor musunuz? İğne yerlerinden biri morarmış. Öbüründe de kızarıklık var. Gördünüz evet, mü? Evet, haklısın. İki iğne deliği var. Bu da iki ayrı kişinin kadına ayrı ayrı iğne yaptıklarını gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? İki insülin iğnesi. Normal insanda bile şeker kaybına yol açıp ölümüne sebep olabilir komiser bey. Haklısın doktor. Bu çok açık bir cinayet. Vay namussuzlar. Para için hiç acımadan nasıl da öz annelerine kıymışlar be. Kim bu ölen kadın komiser? Huriye adında çok zengin bir kadın. Sadece oturduğu konak 100 milyarın üstünde eder doktor. Kadının ayrıca başka yerlerde de mülkleri varmış. Her zaman söylerim dostum. Fazla mal edinmek iyi değildir. Sonunda birilerinin dikkatini çeker. İşte bunun gibi insanı ölüme bile götürür. Yine de bir insanın fazla malı olması suç değildir doktor. O alçak abla kardeş analarını mirasına konmak için kadının eceliyle ölmesini bekleyebilirlerdi. Bak işte komiser bey, bu lafında çok haklısın. Birkaç ay bekleselerdi o muazzam mirasa katil olmadan ulaşacaklardı. Anlamadım. Yüksek şeker kadının organlarını iyice tahrip etmiş komiser bey. Karaciğer neredeyse iflas haline gelmişti. Yani bu kadın cinayete kurban gitmeseydi 2-3 ay sonra zaten eceliyle ölecekti. Vay canına. Demek yaşlı kadının ölümü cinayetmiş ha komiserim. Evet Arif. Bu nedenle soruşturmaya hemen başlamamız gerekiyor. İşimiz pek zor değil komiserim. Katili çabuk yakalarız. Bu kanaate neden vardın? Katil konak halkından biri de ondan. Dışarıdan birinin gelip de kadını öldürmesi için hiçbir neden yok.
Zaten katil dışarıdan biri olsaydı kadını insülin iğnesi yaparak değil, tabanca ya da bıçakla öldürürdü. Doğru ama yine de işimiz kolay sayılmaz Arif. Çünkü ilk bakışta katil hizmetçi Kezban gözükse bile ben bu kadını onun öldürmediğine eminim. Zira Huriye Hanım'ın ölümünden hiçbir çıkarı yok zavallının, ama ne var ki deliller onun aleyhinde. Eğer gerçek katili hemen bulamazsak savcılık Kezban'ı tutuklayıp hapse atacak. Peki sizce katil Kezban değilse kim komiserim? Maktul'un kızı ya da oğlu. Peki damadı Fikret'le Maktul'un en çok güvendiği avukat Cavit olamaz mı? Olabilir tabii. Hepsi olabilir ama bir tek Kezban katil olamaz. Neyse, şimdi eldeki delillere bakalım. Maktul'a yapılan insülin iğnesini çöp kutusunda bulduk ve üzerinde Kezban'ın parmak izleri var. Ama bize bir enjektör daha lazım, değil mi komiserim? Evet. Otopsiyi yapan doktor kadına iki iğne yapıldığını söyledi. Bu iğneyi yapanlardan birini tespit ettik. Kezban. Şimdi ikinci iğneyi yapan da bulursak katili tespit ederiz Arif. Katil her kimse Maktul'e yaptığı iğneyi çöpe atmamış. Yanına alıp götürmüş. Bu da katilin o gece konağa yaşlı kadını planlayarak öldürmeye geldiğini gösteriyor bize. Evet ama unuttuğum bir şey var Arif. Nedir o komiserim? Yaşlı kadına insülin iğnesi ancak şekeri çok yükseldiği zaman yapılıyordu. Katil durup dururken kadına iğneyi yapamazdı. Onun şekerinin yükseldiğini bilmesi gerekiyordu. Peki katil o gece Maktul'ün şekerinin yükseldiğini ya da yükseleceğini nereden öğrenip de kadına iğne yapmıştı? Olay günü öğleyin Maktul'ün oğlu Şükrü annesine en çok sevdiği şekerpare tatlısından yollamış. Kadın da yememesi gerektiği halde dayanamayıp birkaç tane yemiş. Bu da şekerinin bir hayli yükselmesine sebep olmuş tabii. Kadının şekeri yükselince Kezban da aile doktoru Meral Hanım'ı çağırtmış. Doktor Meral Hanım Maktul'e insülin iğnesi yapılmasını söylemiş. Sonra da iğne yapma işini Kezban'a bırakıp gitmiş. Tamam. O zaman katil ortada komiserim. Kim? Maktul'ün oğlu Şükrü. Annesine yasak olduğu halde bilerek tatlı yedirmiş ve şekerinin yükselmesini sağlamış. Böyle olunca da ardından kadına iğneyi yapmış. Ama iğne yaptığını Kezban'a söylemeyince bir iğne de Kezban yaparak yaşlı kadının ölümüne zemin hazırlamış. Bence Şükrü ana katili. Onu tutuklayabiliriz komiserim. Acele etme Arif. Aynı gün doktor Meral Hanım evden çıkarken Şükrü de onunla birlikte çıkmış. Yani Şükrü o sırada Maktul'e insülin iğnesi yapmamış. Bunu Kezban da doğruluyor. Peki aynı gün eve başka gelen olmamış mı komiserim? Olmaz olur mu? Doktor Meral ile Şükrü çıkınca ardından kızı Aylin ve kocası Fikret gelmiş. Güya uğrama sebebi de annesini alıp yeni açılan bir taverneye götürmekmiş. Oysa yaşlı kadının yıllardır sokağa çıktığı bile yoktu. Neyse Aylin eve gelir gelmez Kezban'a evde pudralanmayı unuttum diyerek para vermiş ve dışarıya pudra aldırmaya yollamış. Kezban pudra alıp da eve geri döndüğünde Aylin ve kocasını bulamamış. Yani gecenin o saatinde pudra diye hizmetçiyi sokağa salan kadın pudrayı beklemeden çıkıp gitmiş. Ve Kezban da eve geldiğinde Maktul'ü can çekişirken bulmuş. Ve daha önce yapması gerekirken yapmadığı insülin iğnesini yapmış. Evet, durum bu Arif. Anlayacağın her ne olduysa Aylin'in Kezban'ı pudra almaya yolladığı o saatlerde oldu. Yaşlı kadına insülin iğnesini Aylin mi yoksa kocası mı ya da bu arada eve gelen başka biri mi yaptı bilinmez. İşte bizim görevimiz Maktul'e Kezban'dan önce iğneyi yapan o katili bulmak. İlk bakışta katil Aylin Hanım gözüküyor ama tabii bunu ispatlamak lazım. Zira o kadın gibi makyaja süse önem veren birinin pudrayı beklemeden evden çıkıp gitmesi mümkün değil. Belli ki evde kendisi ve kocasından başka kimse yokken annesine bu iğneyi yaptı. Olabilir ama enjektörü bulamazsak hiçbir şeyi ispatlayamayız. Komiserim. Efendim? Sürekli Maktul'un kızı ve oğlundan şüpheleniyorsunuz. Bu cinayeti bir başkası da işleyemez mi? Kim mesela? Kezban, Maktul'un hizmetçisi. Saçma. Kezban'ın o kadını öldürmesi için hiçbir sebep olamaz ki. Kadının ne mirasçısı ne de düşmanı. Peki kadının çocuklarından birisi tarafından parayla kandırılmış olamaz mı? Biliyorsunuz Kezban'ın kocası hapiste. Oturdukları ev kira. Paraca çok dardalar. Bir an için Kezban'a birkaç milyar teklif etseler ve o para Kezban'ın aklını çelse. Olabilir tabii ama bu da bir varsayım. Ama ben yine de katilin Kezban hariç öbürlerinden biri olduğuna eminim Arif. Peki ne yapacağız şimdi komiserim? Soruşturmayı hemen başlatacağız. Buyurun. Cinayet masası, ben komiser Tahsin.
Ha doktor sen misin? E hayrola? Tabii tabii anlat. Ne? Emin misin bundan? Vay canına. İnanılır gibi değil. Peki sağ ol, sağ ol doktor. Arayan morg doktoruydu. Şu yaşlı kadına otopsi yapan doktor. Neden aramış komiserim? Kadının kolunda üçüncü bir iğne izi daha bulunmuş. Ne? Yaşlı kadına iki değil de üç kişi mi insülin iğnesi yapmış? Evet. Vay canına. İşler bayağı karışmaya başladı. Katil sayısı birken ikiye çıktı. Bu iş bizi zorlayacağı benziyor komiserim. Evet ama önünde sonunda o canileri yakalayacağız Arif. Konak halkını çağıralım mı buraya? Evet. Yarın sabah gelsinler. Aylin Hanım, kocası Fikret, Şükrü, avukat Cavit ve Kezban. Hepsi burada olsunlar. Artık resmi soruşturma başlamıştı. Öyle mi? Demek annem öldürülmüş ha? Tabii komiserim. Gelirim efendim. Fikret'i de mi getireyim? Tabii geliriz efendim. Aldık mı başımıza belayı? Aylin, kiminle konuşuyordun canım? Cinayet masası komiseriyle. Ne diyordu? Otopsi sonucunu söyledim. Annem cinayete kurban gitmiş Fikret. Sahi mi? Bu kötü bir haber. Artık annenden kalan mirası bu cinayet işi sonuçlanmadan alamazsın. Aylar hatta yıllarca sürebilir. Komiser hepimizi cinayet masasına çağırdı. Neden? Hay sen ne alık adamsın Fikret. Ayol neden olacak? Ortada cinayete kurban gitmiş bir ceset var. Biz de bu cinayetin zanlılarıyız öyle değil mi? Tamam canım kızma. Madem çağırmış gideriz. Ha unutmadan söyleyeyim. Annemin öldüğü gece hani anneme insülin iğnesi yapmıştım ya. Evet. Eğer komiser benim iğne yapıp yapmadığımı sorarsa sakın yaptığımı söyleme. Neden? Annemin ölüm sebebi fazla miktarda yapılan insülin iğnesiymiş. Eğer komiser öğrenirse onu benim öldürdüğümü sanır. Halbuki ben ona iğne yaptığım sırada şekeri çok yükselmişti. Tamam merak etme söylemem. Bütün zanlılar geldi mi Arif? Geldiler komiserim. Kezban da geldi mi? Hani şu hizmetçi kız. Geldi efendim. O halde önce sorguya Kezban'dan başlayalım. Onu içeri al. Peki efendim. Kezban Hanım! Buyurun! Gel Kezban, gel korkma. Gel otur şöyle. Beni neden çağırdınız komiserim? Hizmetine baktın, Huriye Hanım eceliyle ölmediğini öğrendik Kezban. Yani yaşlı kadın öldürülmüş. Aman Allah'ım! O gece birileri kadına fazla miktarda insülin iğnesi yaparak bilerek ölümüne sebep olmuş zavallının. İnanın ben öldürmedim Huriye Hanım'ı komiserim. Ben neden öldüreyim ki? Onun hiçbir şeyi değilim. Ben sadece eve geldiğimde kötü durumdaydı. Yapmam gereken insülin iğnesini Aylin Hanım beni dışarı yolladığı için yapamadığımdan hemen iğne yaptım ona o kadar. Bak kızım, senden şüphelenmiyorum ama maalesef deliller senin aleyhinde. Çöp kutusunda bulduğum enjektörde senin parmak izlerin var. Sonra o gece kadın ölürken yanında senden başka da hiç kimse yoktu. Evet ama ben neden öldüreyim ki Huriye Hanım'ı? Aman yarabbim, şimdi hapse ben mi gireceğim komiserim? Zaten kocam hapiste. Ben de girersem 3 yaşındaki kızımla kocamış kaynanama kim bakar? Vallahi, dur ağlama hemen. Hapse falan girdiğin yok. Henüz soruşturma safhasındayız. Dua edelim de soruşturma sonunda katili bulalım. Eğer bulamazsak işte o zaman hapse girersin. Ne olursa senden olur komiserim. Sen o kadar cinayet görmüş adamsın. Bir gördüğünde suçluyu anlarsın. Tamam sakin ol önce. Şimdi o geceyi bir daha anlat. Ama hiçbir şeyi unutmadan anlat. En küçük bir ayrıntıyı bile hatırlamaya çalış. Şimdi sen o gece Huriye Hanım'ın başındaydın ve kadının şekeri yükselmişti. Öyle değil mi? Evet öyle. Doktor Meral Hanım Şükrü Bey'le çıkarken 1-2 saat sonra büyük hanıma iğne yapmamı söylemişti. Ben tam iğneyi yapacakken Aylin Hanım'la kocası geldi. Onu biliyorum. Seni dışarıya pudra almaya yolladı. Sen de bir hayli aradın, sonra pudrayı buldun ve eve döndün. Hı? Evet, kapıyı çaldım. Durun şimdi aklıma geldi. Nedir aklına gelen Kezban? Ben pudrayı almış konağa gelirken konağın bahçesinden birinin çıktığını gördüm. Sahi mi? Bak işte bu çok önemli.
Kimdi bu adam, tanıyabildin mi? Hayır, sırtı bana dönüktü. Bahçe kapısını açıp kaldırıma çıktı ve koşar adımlarla yürümeye başladı. Yani yüzünü göremedin mi o adamı? Hayır, sırtından gördüm onu. Ama yani şey, adamın kafası keldi. Kel mi? Peki bu sana birini hatırlattı mı? Yani kimsenin günahını almak istemem komiserim. Sana kimsenin günahını al diyen yok kızım. Kime benzettin o adamı, söyle hadi. Şey, şimdi isim verirsem günaha girerim. Yüzünü görmedim dedim ya. Allah aşkına Kezban, anlamıyor musun kızım? Soruşturmak sonuna kadar katili tespit edemezsem hapse gireceksin, anladın mı? Hapse! Yardımcı ol, bana da katili yakalayayım. Sadece o adamın kime benzediğini söyle. Çünkü bu adam her kimse belli ki sen yokken konağa girmiş ve hatta Huriye Hanım'ın insülin iğnesini bile yapmıştır. Hadi, hadi söyle, kime benziyordu bu adam? Şükrü Bey'e. Şükrü Bey mi? Yani şu maktul kadının oğluna mı? Evet, ama oydu diyemem. Allah herkesi kuru iftiradan korusun komiserim. Ben sadece benzettim, yüzünü görmedim. Şükrü Bey'in başı da kel ya. İş yavaş yavaş belli olmaya başladı. Konağa önce Aylin Hanım geliyor kocasıyla, seni bir bahaneyle dışarı gönderiyor. Ardından Aylin Hanım seni beklemeden gidiyor. Bu sefer de kardeşi Şükrü Bey geliyor. Bir gecede analarına düşman iki kardeşin konağı ziyaret etmesi sence garip değil mi Kezban? Dedim ya komiserim, yüzünü görmedim, sadece benziyor dedim. Peki o sırada saat kaçtı Kezban? 8 sıralarıydı. Konağa girdiğimde televizyon açıktı, haberleri veriyordu. Aferin, akıllı kadınsın. Demek sen 8 sularında konağa girdiğinde Huriye Hanım can çekişiyordu ve ona insülin iğnesi yaptın. O sıralarda da Şükrü Bey'e benzettiğin adamı konaktan çıkarken gördün, öyle mi? Evet efendim. Peki konağın anahtarı maktulün çocuklarında var mıydı? Benim bildiğim bir Şükrü Bey'de vardı, bir de bende. Peki Aylin Hanım'da yok mu anahtar? Bilmiyorum, o geldiğinde hep kapıyı çalardı. Ama Şükrü Bey anahtarla açar girerdi. Bu yüzden de bazı zamanlar Huriye Hanım kızardı ona. Hırsız gibi niye giriyorsun, neden kapı çalmıyorsun diye. Peki Kezban, gidebilirsin kızım. Evime değil mi? Evet ama şimdilik tabii. Miras Uğruna adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.